Şu an çekiyor. Dağlara gidiyoruz, dağlara. Zehrin içinden geçtik. İhtiyaçlarımızı karşılayıp kuzeye döndük. Yaklaşık 25 kilometre yol kat edeceğiz. Asfalt. Hem kısa bir mola, hem de su takviyesi. Serik tarafından geldiğimiz yol burası. Adalı'da gün doğumu için video çekimi yapıyor. Geceden kalan közü de Ahmet hareketlendiriyor. Yakacak çok bol burada. Çayımız demlendi. Burası da çadırlar kurduğumuz kısım. Kahvaltı için hazırlık yapıyor Adalı. Tavamızı yıkıyor. Çok güzel yere durmuş Vedat ya. Ya bu kadar çalışır bunun olması büyük şans biliyor musun? Her yerde olmaz ya. Devlete karşı olanlar falan filan var. Ondan sonra akşam gelmiş eve demiş ki demiş ya ne dediler? Ya demiş böyle böyle demiş bir alet varmış demiş. Onu takacaklarmış bize. Ondan sonra demiş böylece korunacağız filan. Ondan sonra abi bu hemen yayılmış demiş Ulan arkadaşlar demişler. Dikkat edin. Devlet mahremi dinliyor. Ondan sonra sakın demiş kötü bir şey konuşmayın şey odanızda, yatak odanızda. Hemen akşam dönüş yaparken. Akşam dönüş demiş. Ondan sonra açmış karısını hemen demiş ki, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'ün bir yeri. Yavaş yavaş toplanıyoruz kahvaltı öncesi ama tamamen değil. Tam hatırlamıyorum onu ya. Ben çoğu şey yapıyorum da. Hadi hafıza şey. Hazır mı abi orta? Domates attı ya. Domates boşalttınız mı? Boş boş hazır. Ne mutlu Türk'üm. Belli ki bu köpek oldukça aç. Kuru ekmeği dahi yiyor. Hadi hadi. Çok biraz doydu abi. Hadi bu. Videoya çektiğim fotoğraflardan da eklemeler yaptım. Konyaaltı sahilde buluşup bisiklet derneğine geçtik. Ufak tefek eksiğimizi oradan tamamladık. Lastiklerin havasını bastık. Yola çıktık. Portakal bahçelerinin arasından geçerken bir miktar portakal topladık tabii C vitamini desteği için.
Kamp alanımız Antalya'ya 70 kilometre mesafede, ormanın içinde. Gece yaktığımız ateş bu. Tek dezavantajı tuvalet yok. Buna önem verenler için söylüyorum tabii ki. Kullanıma uygun su çok yakında var. Ateş yakmak isteyenler için bol miktarda çalı çırpı mevcut. Çadırlarımızın içinde ışıklarımızı yaktık, öyle fotoğraf çektik. Sabah erken saatte Bengöl kenarına gittim video ve fotoğraf çekmek için. Hem de gün doğumunu karşılamış oldum gördüğünüz gibi. Geceden kalan ateşi hareketlendirdik sabah. Tekrar köz zaten vardı bol miktarda. Çadırlarımızın olduğu yer. Bu en güzel pozumuz diyebilirim bu kampta. Etrafta herhangi bir tesis, yerleşim yok. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Kamp yeriyle ilgili açıklamaları ve rotanın Wikiloc'a kaydettiğim link adresini videonun altında bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.